Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sunar. Mercan Haber'de mutlu günler sevgili izler. Günü ve gündemin öne çıkan tüm ana başlıkları ve gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Ana haber bültenimize Afrin'le başlıyoruz ve Afrin'de sıcak gelişmeler yaşanmakta ve PD'ler de kaçmaya başladı ve o görüntüleri ekranlara taşıyoruz. Afrin'de köşeye sıkışan PKK-PYD'li teröristler kaçmaya başladı. Terör örgütün kendi içinde çözülmesini sürdüğü, teröristlerle halk arasında gerilimin arttığı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta Türkiye'nin sınır hattıyla bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK-KCK-PYD-YPG'li ve DAEŞ'li teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 55. gününü tamamladı. Afrin'i kuşatan Zeytin Dalı güçlerinin son hazırlıklarını tamamladı ve Meskun Mahal operasyonu için emir bekliyor. Terör örgütü YPG-PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor. Son 24 saatte 30 bin sivilin Afrin'den ayrıldığı öğrenildi. Teröristler canlı kalkan olarak kullanmak istedikleri sivillerin bölgeden kaçışını engellemeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin şehir merkezinin kuşatılması ile birlikte PKK-PYD Afrin'den kaçmaya başladı. PKK-PYD içinde çözülmenin sürdüğü, teröristlerle halk arasında gerilimin arttığı bildirildi. Türk ordusunun Afrin'i kuşatması sonrasında şehirdeki PKK-PYD'liler arasında çözülme yaşandığını kaydeden bir Afrinli, burada 11 civarında militan vardı. Bunların bir kısmı çocuk, bir kısmı tecrübesiz. Bugüne kadar yaşanan çatışmalarda yaklaşık 3'te biri yaşamını kaybetti. 4000'i kaçtı. Geriye kalanlar da panik içinde sık sık kendi işlerinde kavga ediyorlar, dedi. PKK-PYD'nin son günlerde ellerindeki silahları kadınlara dağıttıkları, DAEŞ gelecek, size tecavüz etmeye kalkacak, kendinizi korursunuz ifadelerini kullandıktan sonra da Afrin'den edinilen bilgiler arasında yer aldı. Afrinliler şehirde gerilimin arttığını söylediler. Güvenlik ve istihbarat kaynakları da Afrin'in içindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek gelen bilgileri doğruladılar. Değerli izleyicilerimiz, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Afrin'de yaralanan askerimizi ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İşte o görüntüler. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, dost ve kardeş bölge halkının PKK, KCK-PYD, YPG ve DAEŞ'li teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bacağından yaralanan piyade uzman çavuş Yasin Küçük memleketi Adıyaman'a getirildi. Adıyaman valisi Nurullah Naci Kalkancı, Zeytin Dalı Harekatı'nda şarapnel parçasının sağ bacağına saplanmasıyla yaralanan Adıyamanlı piyade uzman çavuş Yasin Küçük'ü tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Evimizin sözü sözdür. Yani hiç şey yok. Şüphe yok. Sizin evladınız bizim evladımız. Ortopedi servisinde tedavisi devam eden ve durumu iyi olan uzman çavuş Küçüğün sağlık durumu hakkında hastane başhekimi Doktor Fatih Doğan'dan bilgi alan Vali Kalkancı şöyle dedi. Olacak, vatan sağlıyoruz. Öyle, devletimizin bekası için, milletimizin bekası için, devletimizin bütünlüğü için ne yapmak gerekiyorsa biz onu yapacağız. Savaşmak gerekiyorsa savaşacağız. Şehit olmak gerekiyorsa şehit olacağız. Ama biz bu vatanı hiç kimseye ne böldüreceğiz, ne bırakacağız. Evelallah sizlerin sayesinde, bu millet sayesinde, bu millet vatanına her daim sahip çıkmıştır. Böyle yiğit kahraman evlatlar olduğu sürece de, analar böyle evlatlar doğurduğu sürece de evelallah bizim sırtımız yere gelmez. Tüm Türkiye'de olduğu gibi siyasilerin gündeminde de Afrin operasyonu var ve bu konuda MHP Başkanı Hüseyin Özgün de konuştu ve Afrin operasyonunu değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'de 9 köy ve stratejik 3 tepeyi teröristlerden temizledi. Afrin'de teröristler için çember daraldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilçe merkezine girmesi an meselesi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski, Aşağı Meski, Şeyh Bilal, Küçük Meydan, Kurdane, Aşağı Gulyan ve Yukarı Gulyan, Kokan ve Darkil köyleriyle stratejik öneme sahip 801, 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG PKK DAEŞ'ten arındırırken MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün değerlendirmelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Afrin operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz. Şu an Afrin'e şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 3 kilometre uzaklıkta. En kısa zamanda Afrin'e girecekler. Zaten şu an kuşatılmış Afrin'in sınırları. Allah'ın izniyle şanlı Türk ordumuz Afrin'e girecek ve oradaki PKK-YPG teröristlerini temizleyecek. Ve orada o iş bittikten sonra da Afrin'in gerçek sahiplerine Afrin teslim edilecektir. Biz Türk ordusu olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece sınırlarımızda rahatsızlık uyandıran bu teröristleri temizlemek için oraya gitmiş bulunuyoruz. Afrin'den sonra da hedef Münbiç olacak. İnşallah Münbiç'i de temizleyeceğiz. Esas beklentimiz şu ki Sayın Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli'nin belirttiği gibi Kandil'e de Türk bayrağını asmamız gerekiyor ve bu bataklığı kökünden kurutmamız lazım. Çünkü Güneydoğu sınırlarımızda devamlı sınıra yakın köylerimizde, ilçelerimizde sıkıntılar vardır. Daha evvel Afrin tarafından atılan roket atarlarla bazı sınır illerimizde şehitler bile verdik. İnşallah Allah'ın izniyle operasyon sonuna kadar devam edecek. Kim Türk ordusunun karşısında durursa dursun, kimseyi dinlemeyecek. Amacına ulaşana kadar, teröristleri temizleyene kadar bu operasyon devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da
bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Tabii bu operasyonda şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun, Türk milleti sağ olsun. Değerli izleyicilerimiz, Adıyaman'ın Kağıthane ilçesine uzanıyoruz ve Kağıthane ilçesinde sivil toplum örgütleri bir toplantı düzenledi ve daha sonrasında yapmış oldukları basın açıklamasında Afrin için yardım kampanyası düzenledi ve işte haberimiz. Adıyaman'ın Kağıthane ilçesinde 36 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kağıthane Gönüllüler Platformu tarafından Afrin için ilçede yardım kampanyası başlattı. Kağıthane'da 100. yıl parkında kurulan yardım çadırında başta gıda ve giyim olmak üzere Afrinlilerin temel ihtiyaçları için yardım toplanacak. Yüzüncü yıl parkında Kağıthane Gönüllüler Platformu tarafından yapılan basın açıklamasıyla başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Terör örgütlerinin cehennem haline getirmiş olduğu Suriye'nin mazlum ve mağdur halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Kağıthane Gönüllüler Platformu adına konuşan Eğitim Birsen Kağıthane Şube Başkanı Mustafa Işık, askerlerin vatanın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini söyledi. Askerlerimiz vatanımızın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Harekatın 56. günündeyiz. Beklemesinler diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar 45 yiğidimizi şehadete uğurladık. Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçelerini ve hedeflerini anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik bitirici darbe hamlesini savaş olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan, sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye'ye yönelik örtülü savaş ilanını sivil hassasiyeti ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye'de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır. Afrin, emperyal aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgen devletlerin Orta Doğu'dan göçüşünü hızlandıracak iradenin karargahıdır. Suriye'de oluşturulmak istenen düzen öyle kirli bir düzen ki tarihte eşine Pegas rastlanır şekilde milyonlarca insanı katletti. Yapılan basın açıklamasının ardından ilçe müftüsü Rıfat Çevik tarafından şehitler için dualar edildi. Muğla sahillerine vurulan aylın bebeklerin yakınlarının hüznüyle sana yalvarıyoruz. Macaristan sınırında kendisine çelme takılan mültecilerin niyazıyla sana yalvarıyoruz. Evlat şehit olmuş evlatlarına buz konulduğu zaman evlatlarım üşüyor diyen. Adıyaman'ın Kağıthane ilçesinde öğrenciler anlamlı bir etkinlik düzenledi ve şehit ailesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve ziyarette duygulu anlar yaşandı. Adıyaman'ın Kağıthane Şehit Mehmet Özbek İlkokul öğrencileri 2016 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Amirliği'ne PKK terör örgütü mensuplarının bomba yüklü araçla yaptıkları hain saldırıda şehit olan polis memuru Nazif Kaplan'ın ailesiyle bir araya geldi. Öğrenciler şehit polis memuru Nazif Kaplan'ın ailesini evinde ziyaret ederek çiçek takdim etti. (Gülüyor)
Şehit ailesiyle bir araya gelen öğrenciler daha sonra şehit polis memuru Nazif Kaplan'ın da mezarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Muhammed Mustafa aleyhi ekmelü taaya hazretlerine salat selamlarımızı arz ediyoruz. Cümlemizi ve Şehit ailesini ziyaret etmelerinin amacı öğrencilere şehadet bilincini aşılamak olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen şöyle dedi. Biz de okuldan çıktık, mezarlığa geldik. Şehidimizi mezarı başına ziyaret edip dualarımızı yaptık. İnşallah bundan sonra buradan da şehidimizin ailesini ziyarete gideceğiz, evine gideceğiz. Bu şekilde şehidimize dualarda bulunacağız, ailesine destek olacağız. Çocuklarımıza da şehadet bilinci, vatan bilinci aşılamayacağız. Öğrencilerle şehit Nazif Kaplan'ın eşi Fatma Kaplan şunları kaydetti. Bizim Mersin'de yaklaşık 5,5-6 sene kaldı. Çok iyi bir insandı. Çok merhametli bir insandı. Evladına çok düşkün bir babaydı. Kendi ailesine çok düşkün, çok bağlı bir evlattı. Zaten iyi bir insan olmasaydı şehit olmazdı. Rabbim ona bu güzelliği nasip etmezdi. Çok iyi birini kaybettim ben. Çok eğlenceliydi, çok böyle deli dolu bir insandı. Çok yardımsever bir insandı, işine çok bağlı bir insandı. Çok titizlikle yapardı işini. Ve çok şey güçlü bir insandı aslında. Çok gafil avlandılar. Gafil avlanmasalardı ben eminim onlar şehit olmazdı. Onlar öldürüldü ama gafil avlandılar. Biz buraya şehitlerimiz için geldik. Şehitlerimizin mezarını ziyaret etmek için Allah şehitlerimizin günahlarını kabul etsin. Ahirette de cennette de günahlarını affetsin. Biz şehidimizi ziyarete geldik. Onlar bizim vatanımızı kurtardı. Attınız mı? Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için ailelerini böyle yalnız bırakan, bu yolda cihat yoluna çıkan şehitlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Onların geride kalan ailelerini, onların yalnız kalmadığını, birlikte ve beraber olduğumuzu hissettirmek amacıyla okulumuz öğretmenlerinin hazırlamış olduğu Unutmadık ve unutturmayacağız, sizi yalnız bırakmayacağız projesi çerçevesinde her cuma bir şehidimizin mezarını ziyaret ve ailesini ziyaret etme projesini gerçekleştirdik. AK Parti her hafta bir milletvekili cuma günleri vatandaşlarla buluşuyor ve bu hafta ise İbrahim Halil Fırat vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunları dinledi ve işte haberimiz. AK Parti il binasında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından başlatılan ve ilkini Milletvekili Salih Fırat'ın gerçekleştirdiği her cuma günü nöbetçi milletvekili uygulamasının ikincisini İbrahim Halil Fırat gerçekleştirdi. Gelen arkadaşlarımızın da çok beklemedi. Yoksa benim boyum Yoğun bir kalabalık arasında vatandaşların tek tek sorunlarını dinleyen Milletvekili Fırat, bazı konular için anında ilgili kurum ve yetkilileri arayarak çözüm konusunda görüşme yaparken Ankara'da çözülebilecek konular için gerekli notlarını aldı. Her fırsatta Adıyaman'da ve Adıyaman halkıyla bir arada olmaya gayret gösterdiklerini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat şöyle dedi. Ya aslında alışkan olduğumuz bir durum. Yani il başkanlığı döneminde de bunu yapıyorduk. Vatandaşlarımızla seçmenimiz her ne kadar programlar olursa haftanın meclisin çalışmadığı hafta sonlarında hep buradaysak da bile yapmış olduğumuz programlarda vatandaşlarımızın bazısıyla belki görüşme yapamıyorduk. Onun için bunu bu partimizde, parti binamız içerisinde gelen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip onların sorunlarının çözümü noktasında hem ilin sorunları hem de kendi bireysel talepleri varsa bunları değerlendirip elimizden gelendiğince vatandaşlarımıza, seçmenimize yardımcı olmaktır. Tabii AK Parti diğer partilerden ayıran en önemli özelliğimiz bu.
biz sürekli sadece seçim günlerinde değil, seçim varmış gibi her zaman biz seçmenimizin, milletimizin arasındayız. Biz her zaman söylediğimiz gibi bu millet, aziz milletimiz her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Onun için de biz onlara ne kadar hizmet etsek azdır. Bugün de bunların, bugün de milletimizin, vatandaşımızın, seçmenimizin sorunlarını dinleyip yapabileceğimiz ölçüde, elimizden geldiğince kanun çerçevesinde olabilecek şeylerde kendilerine yardımcı olmak istiyoruz. Hem de burada vatandaşımızla hemhal olmak istiyoruz. Ondan dolayı da özellikle il başkanımızın başlatmış olduğu bu olaydan dolayı da, bu durumdan dolayı da il başkanımıza ve teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra her hafta cuma günleri bir milletvekili arkadaşımız, biz buradaysak burada da biz de olacağız. Milletvekili arkadaşlarımız burada vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyecek, çözüm noktalarında da yardımcı olacağız. Bu konuda dediğim gibi daha öncesinde de biz il başkanıyken de, il başkanlığı döneminde de bu takım şeyleri yapıyorduk. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorduk. İnşallah bundan sonra da haftanın cuma günleri bu vatandaşlarımızla bir arada olup hemhal olmak istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, AK Parti Merkezi Başkanı Mustafa Alkayış şehitlik konusunda ve Çanakkale Zaferi konusunda Mercan Haber'e konuştu ve Çanakkale ruhuna dikkat çekti. Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil, yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olarak bilinir. Günün anlam önemine dikkat çeken AK Parti İl Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle açıklamada bulundu. 18 Mart bizim tarihimizde hem mahiyeti itibariyle hem de sonuçları itibariyle büyük bir hadise. Üzerinden 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hem bölgemizin hem ülkemizin coğrafyamızın şekillenmesinde ciddi anlamda belirleyici olmuş bir konu. Çanakkale Savaşı, Boğaz Harbi. Tabii biz bu savaşı yaşamadığımız için belki orada verilen mücadeleyi, orada gösterilen tavrı anlamakta zorlanıyor idik. Ancak yakın tarihte, şu son günlerde İslam coğrafyasında, yakın komşularımızda olan biten meseleleri görünce biz gerçekten ecdadımızın verdiği mücadeleyi ve hangi badireler atlatılarak buralara geldiğimizi daha iyi anlıyoruz. Bu vesileyle de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi biz de orada can veren şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmetler diliyoruz. Bu sadece sıradan görülen bir mücadele değil. Şahsen ben Çanakkale'ye gittim. Orayı gördüm. Birebir. O havayı teneffüs ettiğiniz zaman da adanmışlık duygusunun ne olduğunu, vatan, bayrak, gerçekten bağımsızlık savaşının ne olduğunu daha yakından görebiliyoruz. Bu vesileyle bizim bütün ülke insanları olarak siyasi görüşümüz, tercihimiz ne olursa olsun belli bir hedef etrafında kilitlenmemiz lazım. Çanakkale ruhunu geleceğe taşımak lazım. Burada verilen mücadelenin bütün İslam coğrafyasının verdiği bir mücadele olduğunu bilmemiz lazım. Ve Çanakkale ruhunu yeniden yakalamamız lazım. Son dönemde buna ilişkin gerçekten hükümetimizin ciddi atılımları oldu. Şu an bunun üzerine büyük etkinlikler olacak. Bu etkinliklerden istifade etmeye çalışalım ve geleceğimizi daha da garanti altına almak için 7 düvele karşı verilen bu mücadeleyi inşallah çocuklarımıza taşıyalım. Uyanık olmamız lazım. Bu da bizim uyanmamız noktasında bir vesiledir. Bundan istifade etmek lazım. Ben bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Son dönemde de biliyorsunuz yakında komşumuz olan Afrin'de, Suriye'de bir mücadele var. Zaman zaman şehitlerimiz oluyor, gazilerimiz var. Bugün gazimizi ziyaret ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum. Gazilerimize inşallah acil şifalar ve uzun ömürlü, sıhhatli bir yaşam temenni ediyorum.
Değerli izleyenimiz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hem yerel gündemi hem de ulusal gündemi değerlendirdi. İstiklal Marşı ile ilgili bir şey söyledi. İstiklal Marşı'nın bestesini... CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Her şeyden tek adam. Kimi kaçırıp doğuracağına, nasıl doğuracağına... Veli Ağbaba konuşmasının devamında şunları kaydetti. Şimdi İstiklal Marşı ile ilgili bir tartışma başlattı. Aslında bu tartışmanın yapılması sebebi bu dinde güncellemeden dolayı kendi camiasına çok tepki aldı. Bunu biraz gündemi değiştirerek dengelemeye çalışıyor. Bu anlayış, bu İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesiyle hesaplaşmaya çalışan anlayıştır. Onu belirtmek lazım ve bunu yüksek sesle söylüyoruz biz. Esas amaç ne İstiklal Marşı ne başka bir şey. Esas amaç Türkiye'yi opsiyonel intifak dediğimiz ilk demokratikleşme, ilk batılaşma çabaların başladığı dönemi hedeflemekte ve onu yok etmeye çalışmaktadır. Bazen Atatürk bir laf söyler, bazen İnönü'ye laf söyler. Bazen ülkenin kurucu değerleriyle çelişir. Lozan'a laf eder. Şimdi İstiklal Marşı'nın bestesiyle uğraşıyor. Yakında, değerli arkadaşlar, yakında Ankara çok soğuk, başkenti değiştirelim derse şaşmayın. Yakında Türk bayrağı ile ilgili de laf ederse şaşmayın. Ama buradan söyleyelim ki biz bilsin ki eğer böyle bir marş değiştirecekse bu marş bizim marşımız olmaz. Türkiye'nin marşı olmaz. Ancak ve ancak o marş AKP'nin marşı olur. Yaptıkları sözlü mülakatlar dillere destan. Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç torunu var? Öyle mi? İnfaz koruma memuru ne söylüyor? Kuduz açtığı kim buldu? Öğretmene reis deyince aklınıza kim geliyor? Allah'ın varlığını bize kanıtla, gezi eylemlerine katıldın mı? SGK müdürlük sınavına girenlere Cumhurbaşkanı seçilirse tek adam olur mu? Olmaz mı? Sözlüğü kazanan 125 üyenin de 124'ü bir sendikanın üyesi çıktı. Sorulan bir soru şu, bir kirpinin yaklaşık kaç tane iğnesi vardır? Şeker fabrikalarında bir ittifak oluşmuş durumda. Saadet Partisi, İyi Partisi, Demokrat Partisi, Doğru Yol Partisi, herkes bir ittifak kurmuş durumda. Bunun ismi de Şeker İttifakı, Ekmek İttifakı, Vatan İttifakı. Sevinerek söylüyorum, övünerek söylüyorum. Biz de bu ittifakta vatan için, millet için, ülkenin geleceği için, Cumhuriyet'in kazanımlar için bu ittifakta olmaktan büyük onur duyuyoruz, büyük memnunluk duyuyoruz, onu söyleyelim. Öyle biz gelecek için, koltuk için bir ittifak kurmuyoruz. Ülkenin geleceği için, ülkenin değerleri için bir ittifak kurmuş durumdayız. Önümüzdeki günlerde bu ittifaklar devam edecek, onu da söyleyelim. Tabi burada şeker fabrikaları özelleştirirken birçok hile yapılıyor değerli arkadaşlar, işçiler kandırılıyor. Bir şartlama var elimizde, Burdur Şeker Fabrikası şartnamesi. Bu şartnamede değerli arkadaşlar, Burdur Şeker Fabrikası şartnamesi. Bu şartnamaya göre şeker fabrikada çalışan insanlar işsiz kalacak. Bu şartname arkadaşlar, bu internete girdiğinizde var. Şeker işçileri hükümetin söylediği gibi bir kamuda çalışamayacaklar. Değil. Diyor ki atalarımızın geçmişte bağımız koptu dil devrimiyle beraber diyor. Değerli arkadaşlar, kimse de söylemiyor, ben söyleyeyim. Ya bizim atamız Yunus Emre, bizim atamız Dede Korkut, bizim atamız Mevlana, Ahmet Yasevi, Hacı Bektaş Veli. Bunlar Türkçe konuşurlar. Eğer senin atan Arapsa bilemiyoruz. Seçim yasası geçti. Bunun ismi seçimde yapılacak hırsızlığı, yolsuzluğu, mühür soyları kanunlaştırma hali. Ekonomik hırsızlık yapılıyor, yolsuzluk çok. Siyasi yan kesicilik yapılıyor. Şimdi bir de oyların çalınması kanunlaştırılmaya çalışılıyor. Bunun sebebi şu değerli arkadaşlar. Bunun sebebi şu, anket yapıyorlar. Şehit cenazelerini malzeme ediyorlar. Devlet Bahçeli ile işbirliği yapıyorlar. Batı'yla kavga ediyor, Doğu'yla kavga ediyor. Ama ne yaparsa yapsın anketlerde %45'i geçmiyor.
Adıyaman'da bir proje kapsamında çocuklar Konya'ya uğurlandı ve böylelikle çocuklar Konya'nın tarihi mekanlarını gezmiş olacaklar. İller arasındaki kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Adıyaman Valiliği tarafından yürütülen Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Adıyaman'dan 175 kişilik öğrenci kafilesi Konya'ya uğurlandı. İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Adıyaman'dan Konya'ya gönderilen öğrenciler 3 gün boyunca Konya'yı gezerek kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek. İçişleri Bakanlığı'nın 180 günlük eylem planıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 21 ilden 15 yaş altı 50 bin çocuğun Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlayarak iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, çocuklar arasındaki kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklarından uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması amacıyla Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında 95'i kız, 80'i erkek olmak üzere toplam 175 kişilik öğrenci kafilesi otobüslerle Konya'ya uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Vali Kalkancı şunları kaydetti. Sınıfımızın bildiği gibi geçen yıl başlayan bir proje bu. Emine Erdoğan hanımefendinin hamisi olduğu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü, bakanlığımızın yürüttüğü Biz Anadolu projesinin 3. safhasındayız. İllerimiz karşılıklı olarak Doğu, Batı, Kuzey, Güney şeklinde eşleştirilmişti. Adıyaman'la Balıkesir eşleştirilmişti. Geçen yıl biz iki gruplu öğrencimizi Balıkesir'e gönderdik. Balıkesir valiliğimiz öğrencilerimizi orada tanıma, bilgi gördü. Yurdunu tanıma en azından ve Çanakkale gezilerini düzenleyerek çocuklarımızın kaynaşmasını, işte birlikte atan yürekler oluşmasını sağlamaya dönük bir projedir bu. Buna şimdi biz Konya'da ilave edildi. İşte ikinci grubu Balıkesir'e gönderdikten sonra üçüncü grubumuzu Konya'ya gönderiyoruz. Aynı amaçla inşallah çocuklarımız hayırlısıyla gidip gelecekler. Yurdun diğer köşesini tanımış olacaklar. Orada arkadaşlar edinecekler. Orayla kaynaşacaklar. Birlikte yaşamanın, vatanın her köşesine aynı oranda tanımanın, sevmenin duygusunu, hissiyatını yaşayacaklar. Ben proje gerçekten çok güzel bir proje. Düşünenleri, uygulamaya koyanları ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnşallah biz de Adıyaman olarak bütün Adıyamanların desteğiyle bu projeye elimizden geldiği kadar katkı yapacağız. 2500 civarında öğrencimizi Balıkesir ve Konya'ya göndererek orada arkadaşlar edinmelerini sağlamış olacağız. Birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuş olacağız. Ben tekrar çocuklarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah selametle gelecekler. Bu projemiz devam edecek. Bizim bu projeyi uygulamamıza katkıda bulunan mali yardımcılarımıza, milli eğitim müdürlerimize, kaymakamlarımıza, belediyemize, özel idaremize çok teşekkür ediyorum. Bütün Adıyamanlara da teşekkür ediyorum. Ve ülke gündeminde aylardır konuşulan bir konu var. Taşeronlara kadro konusu ve Adıyaman Belediyesi'nde de bir sınav gerçekleşti. Ve sınavda işçilerin heyecanı gözlerine yansıdı. Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan 787 taşeron işçi kadroya geçebilmek için sınava girmeye başladı. Adıyaman
696 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilen haklar kapsamında kadroya geçmeye hazırlanan belediyedeki 787 işçinin müracaatlarını alan yetkilileri hafta sonuna kadar sınavların tamamlanacağını belirtirken, sınava girerek kadroya geçiş için önemli adım atan işçilerse yaptıkları açıklamada mutluluklarını dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan, Sayın Jülide Saraçoğlu'ndan ve Sayın Hüsrev Kutlam, Allah razı olsun, bu kadromuzu aldık diye Allah herkesin yar yardımcısı olsun ve bütün dünyaya bir duyuru olsun. Bütün bu Afrin'de savaşan askerimize, polisimize hepsine Allah yar yardımcısı olsun. Allah kazalardan belalardan korusun. Biz bugün kadroya geçiş için imzalarımızı yaptık. Gereken sınavlarımızdan geçtik. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, belediye başkanımızdan razı olsun. Bu taşeron işinden kurtulduk. Daha önceden sıkıntılarımız vardı. Bundan sonra inşallah bu sıkıntılarımız olmayacak. Bütün haklarımıza sahip olacağız inşallah. Evet, bugün imzalarımızı attık kadro için. Cumhurbaşkanımıza, vekillerimize, belediye başkanlarımıza, bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Afrin'deki Mehmetçikimize de desteklerimizi bildiriyoruz. Her zaman arkalarındayız. Teşekkür ediyoruz. Bugün sınavımızdan geçtik Allah'ın izniyle. Devletimizden, başkanımızdan Allah razı olsun. Afrin'de askerlerimize Allah yardım etsin. Daim arkalarındayız, destekçisiyiz. Adıyaman'da öğrenciler bir farkındalık etkinliği düzenledi ve etkinlikte işaret diliyle İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken Besni Say Ören ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünü farklı bir etkinlikle kutladı. Besni Say Ören ilkokul öğrencilerinin sınıfta İstiklal Marşı gösterisi duygulandırdı. Öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Okulun müzik öğretmeni Pelin Ebeperi öğrencilerle birlikte ay yıldızlı tişörtleri giyerek İstiklal Marşı gösterisini gerçekleştirdi. Rakım yüksek olan Nemrut Dağı'nda yağan karla birlikte renkli görüntüler ortaya çıktı ve o görüntüleri ekranlara taşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yolu ulaşıma açılan Nemrut Dağı ziyaretçilerini bekliyor. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na sezonun ilk ziyaretçileri gelmeye başladı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri zirvede görev yapmaya başladı. Nemrut Dağı doğu terasında kar kalınlığı 1 metre, batı terasında ise kar kalınlığı 2 metreyi geçiyor. Zirvede bulunan devasa heykellerin kar altındaki görüntüsü ayrı bir güzellik olarak yansıdı. Güneşin en güzel doğup battığı yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na turizmciler bu yıl çok sayıda turistin geleceğini işaret ediyor. Müzik
Adıyaman Halk Oyunları Yarışması'nda birçok öğrenci yarıştı. Ancak bir öğrencinin azmi ise görenleri hayrete düşürdü ve o yarışmacının o anını ekranlara taşıyoruz. Adıyaman'da kulüpler arası halk oyunları müsabakalarında ayakkabısı ayağından çıkan folklorcu oyunu bırakmadı. Gençler, yıldızlar, minikler ve büyükler geleneksel ve düzenlemeli kategorilerinde toplam 20 kulüp 600 sporcunun katılımıyla Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen halk oyunları müsabakalarında ilginç bir olay yaşandı. Büyükler geleneksel kategorisinde sahne alan Kahta Metem Halk Oyunları ekibinden bir kişinin ayakkabısı çıktı. Oyuncu oyunu bırakmayarak yarışmaya devam etti. Yarışma sonunda Kahta Metem Halk Oyunları takımı 89.4 puan alarak yarışmada birinci oldu. Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Ve daha sonrasında tiyatro gösterisi bittikten hemen sonra Belediye Başkanı Fehmi Süre Kutlu'ya teşekkür ettiler çocuklar. Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen Miniklerden Seçmeler isimli oyun öğrencilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, eşi Fulya Kutlu ve protokol eşleri Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından minik öğrenciler için hazırlanan Miniklerden Seçmeler adlı tiyatro oyununu öğrencilerle birlikte seyretti. Birçoğu ilk kez tiyatroya gelen öğrenciler oyunu çok beğendi. Mustafa Doğan tarafından yönetilen Miniklerden Seçmeler isimli oyununun başından sonuna kadar ilgiyle izleyen öğrenciler, oyun sonunda düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Kutlu'ya ve oyunculara teşekkür etti. Ben bu tiyatroda çok güzel şeyler gördüm. Bu tiyatronun çok eğlenceli olduğunu gördüm. Bütün belediyede çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Tiyatro çok güzeldi. İlk kez geliyorum. Tüm belediye çalışanlara çok teşekkür ederiz. Bu tiyatro çok güzeldi. Başkan amcamıza çok teşekkür ederiz. Tiyatroyu çok beğendim. Çok memnunum. Başkan amcaya çok teşekkür ederiz. Tiyatroyu çok sevdim. Teşekkürler Başkan amca. Tiyatroyu çok beğendim. Başkan amcaya teşekkür ederiz. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden öğrencilerin başarıları göz doldurmaya devam ediyor ve bu başarı hem velileri hem de okul yönetimini mutlu ediyor. Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin başarıları göz dolduruyor. Gelecekte mühendis olabilmek için var güçleriyle çalışan öğrencilerin çalışma azmi okul idaresi ve aileler tarafından da takdir ediliyor. Okullarında başarının arkasında her şeyden önce mücadele ruhunun olduğunu ifade eden okul müdürü Mehmet Küçük şunları kaydetti. Şu anda inşaat teknolojisi alanının eğitim öğretim ortamında bulunmaktayız. İnşaat teknolojisi alanını mimari teknik çizimler dalında eğitim öğretim görüyoruz çocuklarımız. Bunda yapmak istediğimiz yapının önce çizimini yapıyor öğrencilerimiz. Daha sonra maketini
yapıyorlar. Görmüş olduğunuz birkaç çeşit maketini yapıyorlar. Daha sonra da bu çizimleri müşterinin şeyine sunuyorlar, beğenisine sunuyorlar. Buradan mezun olan öğrencimiz daha çok mimarların, mühendislerin çalıştığı ortamlarda eleman olarak çalışıyorlar. Ara elemanın ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca üniversite sınavına girerek kendi alanlarında yüksek öğretime devam ediyorlar. En çok ilgi gören bölümlerimizden bir tanesidir yine. Şu anda her sınıf düzeyinde iki tane sınıf şubemiz bulunmakta. 10. sınıflar hariç 11-12'de toplam 5 şubemiz bulunmakta. 200 öğrencimiz var. Açık liseyle beraber bu 300'e yakın öğrenci bu eğitim öğretimi almakta. Ve bu haberimizle birlikte Mercan Haber'in sonuna geldik ve yarın akşam saatler 19'da Mercan Ana Haber'de olun efendim. Mutlu günler. Mercan Sürücü Kursu Ana Haber Bülteni'ni sundu.